Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. 10. sınıf tarih, 1. dönem, 2. yazılıya hoş geldiniz. Çok güzel bir hazırlı, yazılıya hazırlık videosu var burada. 2. yazılı kampımızda çok güzel böyle. Hatırlarsanız bir önceki videoda sizlerle yazılı taktiklerine bakmıştık. Son önemli kısımlara şöyle kazanım endeksi tekrar baktık. Artık sizi bir provaya alalım. Bir provada böyle bir kendinizi gösterin. Ondan sonra o sınıfta sahneye çıkın. O kağıtta takır takır soruları cevaplayıp çok güzel bir yazılı puanıyla kanınıza güzel bir not geçirin diyelim. Tamam mı? Unutmayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii unutmamak gerekir. Biz yazılı hazırlıkta geçen taktik videosunda da söyledim. Ağırlıklı olarak mevcut akademik programda birinci, ikinci ve üçüncü üniteden sorumluyuz. Ama şu konuda da uyarmıştım. Ya bazı öğretmenler der ki ben sadece ikinci üniteden soracağım çocuklar. Birinciyi sormayacağım. Bazıları ben iki, üçü soracağım. Bazıları der ki ben bir, iki, üç, üçünü de bu dönem sizlerle beraber ikinci yazıda ele alacağız. Okullara ve öğretmenlere göre bu durum değişebiliyor. Ama akademik takvimde siz şu üç kısımdan sorumlu sorumlusunuz. Onu özellikle belirtmem gerekir. Tamam mı? Unutmayalım. Okuldan okula doğru değişiyor. Bu üç üniteden sorumlusunuz. E unutmayın. Elinizde eğer Dinamo Soru Bankası varsa ünite sonlarında bizim için neler bulunuyordu? Ünite sonlarında yazılı provaları bulunuyordu. Buradan da yazılı provalarını aynı zamanda sizler de çözerek, buradaki testlerle de kendinizi geliştirerek her ünite sonunda biraz daha bilginizi arttırabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Tamam mı? Hadi bakalım. 13. sınıf tarih yazılıya hazırlık bizim için başlasın. Evet, ilk kısmımız aralarında eşleştirelim kısmı. Buradaki bilgileri, buradaki kavramlarla eşleştireceğiz. Yani size belki hocanız bunu boşluk doldurmayla verebilir. Belki kısa cevaplı soru olarak verebilir. Belki bir test sorusu olarak verebilir. Ama bilgiyi bil. Sen bilgi bildikten sonra soru nasıl gelirse gelsin. Sen her türlü yaparsın. Osmanlı'ya katılan ilk beylik hangisidir mesela? Belki boşluk doldurmadır. Hemen gidersin, kalesi olur dersin. Veya ne diyelim? Ee, ee, bir kısa cevapta soru olabilir. Bir direkt soru olur. Altına kalesi olarak yazarsın tamam mı? Ama unutmayacağım Osmanlı'ya katılan ilk beyliğin kalesi solları olduğudur. E, A ne oldu bizim için? Bir oldu. Ankara Savaşı'ndan sonra 11 yıl süren, 11 e, yıl süren taht mücadelesi. Neydi Ankara Savaşı? 1402-1413 arasında 11 yıl. Yıldırım Beysin 4 oğlu arasında. Kimdi bu? İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet arasında yer geçen fetret dönemiydi değil mi? Aha da burası. Ne oldu bizim için? İki oldu mu? O oldu. Türkiye Selçukları Moğol egemenliğine girmesine neden olan savaş. E, Moğolları yenildikten sonra boğduyordu. Bu neydi? 1243 Köse Dağ Savaşı'ydı değil mi? Oba! Üç de buraya geldi mi? Bunu da eşleştirdim. Bursa-i Osmanlı Padişahı kimdi? Aslında bu fetih hareketi Osman Gazi döneminde başlıyordu ama Osman Gazi henüz fetih tamamlanmadan evvel hayatını kaybettiği için Orhan Gazi döneminde fetih tamamlanıyordu. Bu yüzden Orhan Gazi Dörde geldi mi? Geldi. Şiirlerini halk dili ve anlatımıyla sunduğu için halk tarafından çok tanınmış ve sevilmiştir. Divan ve Risalet-i Nusiye en önemli eserleri arasındadır. Peki kimdir bu isim? Bizim için Türkiye Selçukluları Devleti döneminde değişen Yunus Emre'dir. Yunus Emre 5'e geldi mi? Geldi. UNESCO Dünya Miras e, mirası olan Divri Ulu Camii yapan beylik. Bakın Avrupalılarca Anadolu'nun elham olarak da bilinmektedir Divri Ulu Camii. Bunu kim yapmıştı? Bizim için Mengücekliler yapmıştı. Hop altı da buraya geldi mi? E, neredeyiz? Buradayız. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Hasan ile Bizans İmparatoru 1. Manuel arasında Denizli, Çivril, Düzvel, Yeçide yakınlarında 1176 yılında gerçekleşen savaş. Hangi savaştı bu? Mirio Kefalon Savaşı'ydı. Bu savaşta Bizans Artık savunma pozisyonuna geçecek ee, ve Osmanlı baskın bir rolü oynayacaktı. Tamam Öyle değil. Bizans'ın direnci kralı yok burada tamamen. 13 Mayıs 1277'de yayınladığı bir fermanla Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden Beylik. Kimdi? Karamanoğlu Mehmet Bey. Bundan sonra dergahta, Baryah'ta her yerde Türkçe konuşulacak diyordu. Emri fermanda. Peki ne oldu bizim için? Ahanda 8'de buraya geldi. Devam. 1081'den itibaren İzmir merkezi olarak denizcilik faaliyetlerine başlayan ilk Türk beyi aynı zamanda ilk Türk denizcisi Çaka Bey'di. Ee, Türkiye Selçuklularında hem devletin idare merkezi hem de hükümdarın şahsi ikametgah olan yeri Derya Saray olarak bilinmektedir. Farklı isimlerde de Derya olarak da kullanılıyor. E eşleştirmelerimizi yaptık mı? Yaptık. Burası bizim için son erdi. Bir yeri unutmayın. Geldik boşluk doldurmaya çocuklar. Bakın burada kelimelerimiz var. Bu kelimeleri esas alarak uygun şekilde yerlerine dolduralım. Şimdi Artuklar döneminde yaşayan, bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği olağanüstü buluşlarla tanınan, elektriğin henüz kullanılmadığı dönemde sadece su ve mekanik parçalarıyla çalışan makineleri yapan bilim insanı kimdi? El Cezeri'ydi. El Cezeri buraya geldi mi? Geldi, unutmayalım. Türkiye Selçuklularının Moğolları yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaşın adı. Hangi savaşta bu? Köse Dağı Savaşı'ydı. E Köse Dağı da buraya getirdim mi? Getirdim. Devam. Yesevilik tarikatına bağlı olan ve inançlarının Anadolu'da yaymaya çalışıp Türkiye Selçukluları Devleti tarihindeki en büyük isyan hareketine öncülük eden isim. Kimdi? Baba İlyas'tı. Baba gitti mi burada? Oba. Baba da buraya geldi. Onu da eledik. Baba İlyas Türkiye Selçuklu Devleti'nde askeri, idari, mali ve hukuki bütün devlet işlerinin karara bağlandığı en yüksek yönetim organı. Biz buraya ne derdik? Divanı Saltanat. Bu da gitti mi? Gitti. Divanı Saltanat'ı da buraya yazalım. Evet. İlk eşleştirmeler böyle. Nerelere dedik? Divanı Saltanat, El Cezeri, Baba İlyas, başka Köse Dağ. Burada elenenler arasında dört taneydi. Elediğimiz unsurlar diğer altı tanesi burada zaten. Bakalım. Hattin Savaşı'nda Haçları mağlup etmiş ve Kudüs'ü Haçların elinden geri almış hükümdar. Kimdi? Selahaddin Eyyubi'ydi. Hop sen de buraya geldin mi? Geldin. Üçüncü Haçlı Seferi'nin başlamasına sebebiyet vermiştir. Nokta nokta isyanı Mehmet Çelebi döneminde Anadolu'da meydana gelen ilk dini siyasi isyandır. Dini sosyal içerikli isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır. Hop Bedrettin de buraya geldi haline alacağı göre Osman Gazi'ye güç ve prestij kazandıran ve devletin kuruluşunu kabul edilen 1302 tarihli savaş. Peki hangi savaştı bu? Koyun Hisar Savaşı. Hop koyun buraya gelsin. Hisar buraya gelsin. Devam. Mardin merkezi olarak 1200 e, 1102'de kurulmuş ve 1231'e kadar Mardin Hasankeyf, Harput olmak üzere 3 kol halinde yönetilen Artuklar, değil mi? Artuk da buraya geldi mi? Geldi. Anadolu'daki, Anadolu'daki en eski medreselerden olan Yağbasan Medresesi'ni yapan beylik kimdi bizim için? Danışmertlerdi. Danışmert buraya geldi. Nokta nokta ile barut, kağıt, matbaa, pusula gibi teknik buluşlar Avrupa'ya taşındı. Ne yaptı? Batılılar geldi. Doğu dünyasında bunları öğrendi. Ne ile? Haçlı seferleriyle. Ve bu buluşlar Avrupa'ya taşınmış ne oldu? Boşlukları bu şekilde sizlerle doldurmuş olduk. Tekrar şöyle bir göz atmakta fayda var. Bütün boşluklarımız ...bu şekildeydi. Tamam Unutmayalım. Şimdi gelelim doğru mu yanlış mı? Hadi bakalım. Burada bir takım... ...bilgiler verilmiş. Bu bilgilerin doğru mu yanlış mı olduklarına... ...tek tek dolduracağız. Doğruysa de yanlışsa Y harfini koyarak. Doğruları yeşille, yanlışları kırmızıyla yapalım. Mehmet bir döneminde Anadolu'da meydana gelen ilk dini... Siyasi isyan Şeyh Said isyanıdır diyor. Halbuki Şeyh Bedrettin isyanıydı değil mi? O zaman burası yanlış. Şeyh Said isyanı Cumhuriyet döneminde ee, burada Cumhuriyet'e karşı çıkarılan ilk isyandı. Anadolu'daki en eski medreselerden olan Yavasan Medresesi Mengücek'lere aitti. Halbuki kime? E, danışmentlere aitti. O zaman yanlış bir bilgi. Tımarlı sipahiler, yaya ve müsellemler, azaplar ve yakıncıların bulunduğu askeri sınıfa eyalet askerleri diyorduk. Doğru. Birinci Murat, birinci Kusava'da savaş alanı gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Doğru. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de imzaladığı ilk anlaşma Edirne Segedin anlaşmasıdır. Doğru. Artuklar, Diyarbakır Surları ve Malavadi Köprüsü gibi eserleri inşa etmişlerdir. Onlara ait eserlerdir. Doğru. Osmanlı'da cezbetme, güzel gösterme hedefiyle Müslümanların gayrimüslimlere gösterdiği ilgi ve hoşgörü anlayışına iskan denilir diyor. Hayır. İstimalet deniliyordu değil mi? İskan nedir? Hani Anadolu'da böyle kavgalı aileler olabilir. Yine Anadolu'ya göç etmiş aileler olabilir. Balkanlar fethedildiği zaman Rumeli'de ve Balkanlar'da yeni topraklar fethedildikçe bu ailelerin bu toprakları yerleştirilmesidir. İskan yerleştirme demektir. Böylece o bölgelerdeki fetihler kılıcı hale getirilecek. Ama istimalet hoşgörüdür. Burada hoşgörüden bahsetmiş. İstimalet olması gerekiyor. Test sorularına gelelim. Anadolu'da birinci beylikler dönemi olarak adlandırılan süreçte beyliklerinden hangilerinin kurulduğu söylenebilir? Birinci beylikler dönemi. Kimdi? Şifresi yapmıştım taktik videosunda hatırlayın. Bak o taktikleri yapacaksın. Ne demiştin sen? Saltoklular, Artuklular, Mengücekliler... ...bununla beraber Danışmetler ve Çakabeyli. Samatçı'ya diye kodlamış mıydık birinci beylikleri? Evet. Peki hangisi denk geldi? Hop, Artuklular. E Kareysi oğulları ile Candaroğulları... E, ...Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulan ikinci beylikler dönemine aittir. Bize birinci beylik dönemi deniliyordu. O zaman yalnız bir A seçeneği sorun. Doğru cevabı? Doğru cevabı... Buraya gelelim. Malazgirt Savaşı ile hızlanan süreçte Anadolu'nun bir Türk yurduna dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu ileri sürülemez deniliyor. Şimdi Türkmenlerin uçlara yerleştirilmesi, evet. Medreseler açılması, evet. Bayınırlı faaliyetlerin yapılması, evet. Kırsaldaki üretme üretime hakim olunması, evet. E, peki, peki Haçlı Seferleri'nin yaşanması. Bunlardan hangisini alırsınız çocuklar? Mazik Savaşı ile hızlanan süreçte Anadolu'nun bir Türk yurduna dönüşmesinde hangisi neti yolu ileri sülemez? Bu olmaz değil mi? Şimdi bak Anadolu'nun Türk yurdu olmasından bahsediyorsun. Türkmenleri uçlara yerleştirerek buradaki niteliği artırıyorsun. E, aynı zamanda yurda çevirme de önemli. Medeneseler açıyorsun, eğitim alanında yükseltiyorsun. Olur. Bayındırlık faaliyetleri. İşte e, eğitim kurumları açıyorsun, hastaneler açıyorsun, ticaret yerleri açıyorsun değil mi? bunlar olur. Kırsaldaki üretime hakim olarak da bunu ilerletebilirsin. Ancak Haç Seferleri Anadolu'nun temel varlığına zarar verecektir. Şehirlere zarar verecektir. E, Türk yurdu olma sürecine zarar veren bir unsurdur. Bu yüzden e, bunu kolaylaştıran bir etken olarak söylenemez. Tamam mı? Bu yüzden sorunun doğru cevabı E seçeneği. Tamam. Buradaki soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu süreç incelendiğinde aşağıdaki politikalardan hangisinin izlendiği söylenemez. Kuruluş dönemine hedef alalım sen kuruluş döneminde amacın İslam dünyasının dini liderliği ele geçirmek miydi? Ya henüz daha yeni kurulmuşsun. O dönemlerde çok büyük devletler var. Olmaz değil mi? Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak, merkezi otoriteyi güçlü tutmak, isyan siyasetini sürdürmek, fetih hareketlerini Bizans yönünde gerçekleştirmek bu kuruluştur. Ama İslam dünyasının dini liderliği yükselme döneminde hedeflenen bir politikadır. Kuruluş döneminin temel bir amacı doğal olarak burada olamaz. Osmanlı ordusunda önemli bir e, ...yer teşkil eden Yeniçeri Ocağı ile ilgili olarak e, deniliyor ki... yargılardan hangileri doğru olduğu söylenemez. Şimdi Yeniçeri Ocağı değişir askerlerden meydana geliyordu değil mi? O zaman değiştirme oluşmakları ifadesi benim için doğru. Kapıkulu Ordusu içerisinde yer alıyor. Çünkü eyalet askerleri içerisinde tımarlı sipahiler vardı. O zaman bu da doğru. Giderleri tımar sahibi tarafından karşılanmaktadır deniliyor. Halbuki tımar sahibi tarafından giderleri karşılanan kısım bizim için neresiydi çocuklar? Neresiydi? Evet... Tımar orada değil mi? Tımar da O zaman burası olamaz. 1 ve 2 burada söylenebilir. Ha, söylenemez deniliyormuş. O zaman yalnız 3 e, söylenemez. Söylenebilir deseydi 1 ve 2 alacaktım. Söylenemez dediği için sadece 3'ü alıyorum. Unutmayın. Şimdi çocuklar bakın beni dikkatle dinleyin. Hemen bu videonun öncesinde ben bir taktik videosu yayınlamıştım. 10. E, sınıf. Yani böyle sınav taktikleri diye. Sınav taktiklerinde son böyle bir tekrar yapmıştık. Mutlaka o videoyu izliyorsun o videoyu izledikten sonra burayı da izleyerek notlarını alıp her şeyi bitiriyorsun. Aslında ben hani videoyu böyle ikiye böldüm. Taktikte kısa bir konu anlatımı yaptım. Burada da hani bir sınav provası yaptım. Böylece sizi sınava en iyi şekilde götürmek istedim. Bu yüzden önce taktiği izliyorsun. Sonra burayı izliyorsun. İkisini iyice pekiştirerek sınava gidiyorsun. Gazan mübarek olsun. Sınavda çok çok yüksek. Çok iyi bir puan alman dileğiyle diyelim. Unutmayalım. Tamam mı? Dinamo kitabından unutmayın. Ee, i̇lk üçüncü yani sorumlusunuz. Oradaki sınav sorularını da çözmeyi unutmayın. Ödevlerimiz bunlar olacak. Peki ödüllü sorumuz ne? Ee, sizde bir soru, sizde bir bilgi, sizde bir nitelik ekleyin bize. Bilgimiz çoğalsın. Yorum kısmında şöyle güzel bir etkileşim yapalım ve iyice kendimizi yükseltelim tamam mı? Hadi bakalım kendinize çok dikkat edin. Sınavda çok çok güzel bir puan almanız dileğiyle. ikinci dönem çok güzel derslerimize yine devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Ailenize saygı ve selamlarla.